Sanatın İzinde bu hafta oyuncu Savaş Özdural ve Ebru Karanfilci ile kirli, çirkin ve adi tiyatro oyunlarını konuştuğumuz keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Ebru Hanım, Savaş Bey, Poster'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kirli, çürük ve adi oyunundan bahsetmek istiyorum. Şimdi senaryo elinize geldi, okudunuz. Duygularınız nasıldı? Bir film aslında. Evet. Savaş Bey de bizim tiyatromuzun patronu, Akla Kara'nın kurucusu. Bu filmi uyarladı ve yazdı, tekst haline getirdi. Ve bize teklif etti. Biz de çok büyük heyecanla kabul ettik çünkü... Film olarak da çok güzel bir filmdi ama tiyatroya uyarlaması Savaş'ın gerçekten hani okuduğumuzda hani nasıl bu kadar güzel olmuş bu tekst diye böyle hayretler içinde kaldığımız bir şeydi. Doğu Ekspresi için de aynı şey geçerli. Savaş bu konuda uzmandır gerçekten. çok heyecanlandık çünkü çok gerçekten böyle büyük bir proje olacaktı. Danslar var içinde işte hem komedi unsurları. O yüzden çok güzel bir proje oldu bizim için. Savaş Bey bundan sonraki kısmını anlatır artık. Bir filmi mesela tiyatroya uyarlamak nasıl? Zor tabii, çok zor. Yani sinemada, filmde çok geniş olanaklarınız var. Bambaşka sahneleri, mekanları kullanabiliyorsunuz. Artık tiyatroda biraz da teknolojinin gelişmesiyle işte barkovizyon gösterileri, arkada filmler oynuyor falan. Biraz daha elimiz kuvvetlendi, rahatladık diyebiliriz. Keyifli bir süreç oldu, yazım süreci. Müzikali de var dünyada oynayan. O müzikali de seyrettim, filmi de seyrettim. Senaryoyu tekrar okudum. Ve işte biraz bize uygun, Türk halkını yakalayabilecek keyifli bir komedi haline getirmeye çalıştım teksti. Ebru'nun da dediği gibi hem oyuncular da sahneleri oynuyor. Oralarda da sahne geçişlerinde de inanılmaz bir dans grubumuz var. Ebru da hem dans ediyor hem oyunculuk yapıyor. Arkadaşlarımız dekorları değiştiriyorlar dans ederken. Işık gösterileri, müzik keyifli bir hale geldi. Hazırlık süreci nasıl geçti? Nasıl hazırlandınız? Bayağı böyle zor gözüküyor danslar falan. Kolay bir şey değildi. Evet, çünkü gerçekten zor bir proje. Teknik kısmı ayrı bir zor tabii. Ama biz 4 Eylül'de başladık çalışmaya. 2 ay gibi bir sürede hazırlandık ve her gün gerçekten hem dansları çalıştık hem oyunculuk kısmı ayrı. Benim için aynı ayrı bir şeydi o dans kısmı. Yani aynı gün içinde hem dans provaları yapıldı, o bitti. Arkasından işte sahne provaları, oyunculuk provaları, her şey bitiyor. Dekor değişim provaları, ışık provaları çok yoğundu gerçekten. Biraz yorulduk ama sonuçta değdi yorulduğumuza. Kirli, Çürük ve Adi filmi tüm zamanların en iyi komedi filmlerinden biridir. Şimdi bunu tiyatroya uyarladınız. Bu sizin için dezavantaj mı? Çünkü beklentiler çok büyük. Tabii avantajları da var, dezavantajları da var. Aynı şeyi biz geçen sene Doğu Ekspresi'nde Cinayet'te de yaşadık. İşte çeşitli dijital platformlarda filmi oynarken biz de tiyatrosunu oynuyorduk. Tabii ki ister istemez gelenler kıyaslıyor. Ama aldığımız feedbackler hep evet sineması filmi güzel ama tiyatrosu galiba daha güzel oldu Doğu Ekspresi için. Bu hevesle, bu güçle Kirli, Çürük ve Adi'yi de denemeye karar verdik. Tabii ki kıyaslayanlar olacaktır ama o başka bir sektör, bu başka bir sektör. Orada yakalanan keyfi tiyatroda yakalayabilirlerse ki biz oynarken yakalayabiliyoruz, ne mutlu seyirciye. Peki biraz da oyunda canlandırdığınız karakterlerden bahsetmek istiyorum. Nasıl bir bağ kurdunuz karakterinizle? Benimki belli bir yaşın üzerinde çok uzun yıllardır dolandırıcılık yapan ve bu işin neredeyse işte kralı olmuş bir adam. Çok üst düzey dolandırıcılık yapıyor. Kerem'in oynadığı, Kerem Poyraz, Karaalp'in oynadığı karakter daha genç bir dolandırıcı. Önce bunlar bir araya geliyorlar. Onu eğitiyorum ben, Kerem'in karakterini. Bir süre sonra da ayrılıyoruz ve yarışmaya başlıyoruz. Bir kadını kim daha önce dolandıracak diye bir yarışa giriyoruz. Onun kendi oyunları var, benim kendi oyunlarım var. O dolandırmaya çalıştığımız kadını Romina Özipekçi oynuyor. Bu arada çeşitli anlarda oyunun
benim daha farklı yerlerde, daha önceleri dolandırdığım kadınları görüyoruz. Bir tanesi de Ebru. Burada sen kendi karakterini al, devam et. Hep zengin kadınları dolandırıyorlar tabii. Hepsi evet. de aslında ona hayran kalıyorlar. Onun şeyine, karizmasına. Ve evet, özel ve de bu işi çok iyi biliyor. Yani benim karakterim de Teksaslı böyle bir milyarderin kızı. Evet. Çok tatlı bir karakter. Yani komedi unsurunun çok olduğu bir karakter. Ama sonunda tabii ki bir şekilde vazgeçirecekler beni. Evet. Ben de Rupert karakterini gördükten sonra ne kadar evet. çok hoşlansam da Lawrence'dan, ama sonra gitmek durumunda parasını kalıyorum verip yani. Gidiyor yani. Evet, yani bütün kadınlar parasını veriyor. Yani her şeylerini veriyorlar. Yani bütün kadın karakterlerin hepsi, bir tanesi hariç. O da sürpriz olsun. Peki son zamanlarda tiyatro oyunları tek perde olarak oynanılıyor ama sizin oyununuz iki perde. Buna mesela açıklama olarak seyircinin ilgisini canlı tutmak için yapıldığı söyleniyor. Ne söyleyebilirsiniz bununla ilgili? Açıkçası öyle bir şey düşünmüyorum. Ben yani oyunun her oyunun bir teksti var ve o tekstin evet. bir uzunluğu vardır. Eğer o teksti oynadığınızda yani bir saatte bitecek bir şeyse bunun iki perde oynamanın çok bir anlamı evet. yok. Yarım saat bölmenin bir anlamı yok. O oyun tek perde oynanması gerekir ama bir saatin üzerindeki oyunları da tek perde oynamak seyirciyi çok fazla yorar. Evet. Çünkü zaten 45-50 dakikadan sonra bütün ilgi, konsantrasyon bozulmaya başlıyor. Evet. Orada bölünmesi gerekiyor. Hani ben özellikle seçilmiş olduğunu düşünmüyorum. Tekst ne gerektiriyorsa, süresi ne gerektiriyorsa onun yapıldığını düşünüyorum. Peki tiyatroda komedi türünün icrasıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Devrucuğum. Yani komedi aslında çok zor bir iş. Evet. Yani dramdan da daha zor bir iş. Çünkü komedi çok zıtlıklardan doğduğu için onun timingi çok önemli. Evet. Yani nerelerde doğru vurguyu, doğru duyguyu yapacağını, o da böyle biraz tecrübeyle olabilecek bir şey. Evet. Yani tiyatro, yani komedi çok zor bir iş. Ama çok yani bir süre sonra o timingi, o şeyi yakaladığın zaman seyirciyle beraber onların reaksiyonlarıyla beraber de değişebiliyor. Yani o şey. Komedi dışındaki türlerde seyircinin ne kadar beğendiğini selamda anlıyorsunuz. O alkışın gücüyle anlıyorsunuz. Evet. Ama komedi oynarken bütün oyun boyunca seyirci size eşlik ediyor. Eğer doğru oynuyorsanız ve reaksiyon geliyorsa siz de çok keyif alarak oynamaya devam ediyorsunuz. Evet. Ama bazen denk geliyor. 40 yılda bir öyle bir seyirci geliyor ki mesela aldığınız reaksiyonların hiçbiri olmuyor. Hiçbiri gelmiyor seyirciden. Çok etkiliyor mu bu sizi çok sahnede? Çok etkiliyor. Komedi de çok etkiler. Yani dramda evet. o kadar fazla etkilemez ama komedide ne oluyor? Ben mi yanlış yapıyorum? Niye burada reaksiyon evet. gelmedi gibi düşünceler başlar oyuncuda. Onun için zordur komedi oynamak. Son olarak da gelecek planlarınızdan bahsetmek isterim. Bu sene işte henüz premierini yaptık. Evet. Bu sene boyunca Kirli Çürük ve Adi'yi hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin her yerinde oynamaya çalışacağız. Geçen seneden devam eden Doğu Ekspresi'nde cinayet evet. oyunumuz var. Seyircilerimiz bizi nerede, nasıl bulmak istediklerini sorarlarsa da web sitemizden bütün oyun takvimimizi takip edebilirler. tiyatroaktakara.com. Çok güzel. Ebru'm, siz neler söyleyebilirsiniz? Yoğun bir sezon bizi bekliyor. Evet. Hem bu oyun hem de Doğu Ekspresi'nde cinayet. İnşallah güzel bir sezon olur. Biz Doğu Ekspresi ile çok mutlu olmuştuk. İnşallah bu oyun da bize bol alkış, bol seyirci getirir. Şans getirir, uğur getirir. Temennimiz ve onun dışında tabii kendi özel hayatımızda da hani bazı şeylere devam edeceğiz inşallah. Onun için de bol şans diliyorum kendime de, ve herkese bize. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Teşekkür çok keyifli bir röportajdı. Teşekkürler Ayhan. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz çağırdığınız için.